Bu videoda arter ve venlerden yani atar damar ve toplar damarlardan bahsedeceğiz. İkisini de eş zamanlı olarak anlatacağım çünkü ikisi arasında vurgulamak istediğim ilginç farklar var. Her ikisinin de damar olduğunu biliyoruz. Fakat işleyişleri ve görevleri çok farklı. Bu bizim kalbimiz. Ve kalbimize bağlı bir aort ana toplar damarı var. Bu videodan önce aortu çok farklı çiziyordum. Dallarını filan gösteriyordum ama şimdi dümdüz çiziyorum. Dalların birkaçını yine göstereceğim ama anatomik açıdan doğru çizmek gibi bir amacım yok. Anatomik olarak hiç de doğru olmadığı çok açık zaten. Aort neden doğruca bir tarafa uzansın ki? Bu videoda bir kavramı anlatmak istiyorum. Daha doğrusu birkaç kavramı bir ven yani toplar damarda böyle çıkıyor diyelim. Bunu da dümdüz çiziyorum. Diğer tüm toplar damarlar taşıdıkları kanı bu ana toplar damara boşaltıyor. Bu toplar damarda kanı kalbe geri götürüyor. Diğer venler bu ana vene buralardan bağlanıyor. Arter ve venlerin dallanıp budaklanarak kılcallara kadar uzandığını da biliyoruz kılcalların yakından görünüşünü çizmeye çalışıyorum şimdi. Mesela buralarda birkaç kılcal damar olsun. Burada ve burada da birkaç kılcal damar var. Ben burada üç tane çiziyorum ama gerçekte tabii ki sadece üç tane kılcal damar öbeği yok. Bunlardan on binlercesi var. Ve unutmayın ki bu kılcallar vücudun her yerine yayılmış halde. Mesela ilk kılcal öbeği kemiklerden birine ait. İkincisi örneğin yüzde. Hatta net bir ifadeyle burunda yer alıyor. Üçüncüsü de ayaklarda olabilir mesela. Bunlar da ayaklara kan ulaştırıyor. Yani vücudun her yerinde kılcal damarlar mevcut. Kalpten pompalanan kan atar damarlar aracılığıyla kılcallara ulaşıyor ve toplar damarlar üzerinden kalbe geri dönüyor. Şemada bu sıralamayı görebiliyorsunuz. İşte bu, sistemik dolaşımın çok basitleştirilmiş bir gösterimi. Sistemik dolaşım. Tabii bir de pulmoner dolaşım var. O nasıl bir şey peki? Pulmoner dolaşımı da buraya çizeyim. Bildiğiniz gibi pulmoner sözcüğü akciğerlerle ilgili demek. Önceki videolardan birinde akciğerlere giden kanın çok düşük bir basınca maruz kaldığından bahsetmiştik. Düşük ve yüksek basınçlı sistemlerin neler olduğunu da anlatmıştık. Pulmoner dolaşım şöyle bir şey. Mavi damarlardaki oksijensiz kan bu şekilde akciğerlere ulaşıyor. Bu pulmoner arter. Pulmoner ven de oksijenli kanı kalbe geri taşıyor. Pulmoner ven. Evet, pulmoner dolaşım bu işte. Bir pulmoner dolaşım var, bir de sistemik dolaşım var. Pulmoner arteri mavi ile, pulmoner veni ise kırmızı ile göstermemizin nedenini birazdan anlatacağım. Şimdilik onu bir kenara koyalım. Önce arter ve venleri genel olarak nasıl ele almamız gerektiği hakkında konuşalım. Genel olarak arterler kanı kalpten uzaklaştıran damarlardır. Arterin tam olarak ne olduğunu anlatmanın en kolay ve en açık yolu bu olsa gerek. Arterler kanı kalpten uzağa taşıyan damarlardır. Evet, işte o yüzden bir adı da atardamar. Hı hı. Okla göstereyim, evet. Venlerse kanı kalbe geri getiren damarlar, yani kanı geri topluyor. O yüzden toplar damar deniyor. Bu iki damar türü arasındaki ilk fark işte bu, yani kanın akış yönü. Bu kaide pulmoner sistemde de geçerli. Orada da arterler kanı kalpten uzaklaştırıyor, venlerse kalbe geri getiriyor. Evet, gelelim ikinci farka. Görüyorsunuz arterleri kırmızıyla gösterdik. Daha doğrusu çoğunu. Çünkü arterler genellikle dokulara oksijenli kan taşır. Venlerse dokulardaki oksijensiz kanı kalbe geri getirir. Yani ikinci fark bu damarların gösterilmesinde kullanılan renkler. Bu içinde hemoglobin bulunan bir kan hücresi olsun. Bu kırmızı kan hücresi ise mavi ile çiziyorum ama bu hala bir kırmızı kan hücresi. Çünkü hala hemoglobin içeriyor. Ama bu hücrenin hemoglobini oksijensiz. Daha doğrusu çok az oksijen taşıyor. O yüzden bu hücreyi mavi ile gösteriyoruz. Özetle arterlerdeki kan kırmızıyla gösterilir. Çünkü bu hücrelerin hemoglobinlerinde bolca oksijen bulunur. Venlerdeki kan hücresinde ise daha az oksijen vardır. O yüzden de venlerdeki kan mavi ile gösterilir. Ama buraya bir yıldız koyuyorum çünkü bu her zaman geçerli değil. Bakın. Burada durumun hiç de öyle olmadığı açıkça görülebiliyor. Pulmoner dolaşıma da bir yıldız koyalım. Hı -hı. Hatta şekle de bir yıldız koyayım çünkü bu kısım çok önemli. Pulmoner dolaşımdaki ven ve arterler için az önce anlattığım şeyin tam tersi geçerli. Çünkü pulmoner arter oksijensiz, pulmoner vense oksijenli kan taşır. Yani az öncekinin tam tersi. İşte bu arterlerin kırmızıyla venlerin ise maviyle gösterilmesi kaidesinin istisnası. Böylece arter ve venler arasındaki iki farka değinmiş olduk. Devam edelim şimdi. Arterlerin yüksek basınçlı damarlar olduğunu biliyoruz. Çünkü kalp kanı arterlere pompalıyor. O yüzden basınç çok yüksek. Ben arterleri gözümde birer nehir gibi canlandırıyorum. Azgın bir nehir gibi. Çünkü arterlerdeki kan akışı hızlı ve yüksek basınçlıdır. Bu da üçüncü fark işte. Bu yüksek basınçlı bir sistem. Farkı vurgulamak için kocaman harflerle yazıyorum. Basınç. Arterleri venlerden ayıran bir diğer özellikse arterlerin nispeten küçük hacimlere sahip olması. Zamanı durdurursam ve kan şu an nerede diye sorsam ne cevap verirsiniz? Dolaşım sırasında kanın küçük bir kısmı arterlerdedir. Çünkü arter sisteminin hacmi küçüktür. Hacim sözcüğünü küçücük yazıyorum. Venlerde ise bunun tam tersi geçerlidir. Ven sistemi büyük hacimli ve düşük basınçlı bir sistemdir. Bakın, basıncı küçük yazıyorum. Dolaşımın herhangi bir anında kanın yaklaşık 5'i kalpte, yüzde beşi kılcallarda, yüzde akciğerlerde bulunur. Kaç etti? 5 artı 5, 10. 10 artı 10, 20. Kanın yüzde on beşi de arterlerde yer alır. Yazıyorum yüzde on beş. Pek fazla değil öyle değil mi? Ve herhangi bir anda kanın geri kalan yüzde altmış beşlik kısmı venlerdedir. <laughs> İlginç. Herhangi bir anda tüm kanın üçte ikisi venlerde bulunuyor. Ah düşündüm de çizimim çok orantısız olmuş. Aslında ven şöyle bir şey olmalıydı kocaman bir kan gölü gibi. Öyle değil mi? Venleri böyle düşünmek lazım. Çok düşük basınçlı ama çok büyük hacimli bir sistem olarak. İşte üçüncü fark da bu. Ven sistemi büyük hacimli bir sistem. Akış yönünden bahsettik. Arterdeki kanın vendeki kandan daha fazla oksijen içerdiğini söyledik. Ayrıca arterlerin yüksek basınçlı, küçük hacimli, venlerin ise düşük basınçlı, yüksek hacimli sistemler olduğunu anlattık. Peki başka ne gibi farklar olabilir? Mesela arterlerde kapak bulunmaz. Olmayan bir şeyi nasıl göstereceğim bilmiyorum ama şöyle bir açıklığa dört yazayım. Arter sisteminde kapak yoktur. Ama Venlerde ise vardır. Ven sisteminde böyle açılıp kapanan kapaklar bulunur. İki kapak birbirine yakın olsun ki daha kolay anlaşılsın. Kan bu şekilde akıyor. Yani venlerde kanın doğru yönde akmasını sağlayan kapaklar var. Dördüncü fark da bu. Neymiş? Kapaklar. Ha, kafanız karışmış olabilir. Kalpte kapak yok muydu diyebilirsiniz var. Kalpte de kapaklar var. Ama venlerdeki kapakların türü farklı. Arterlerde kapağa gerek yok çünkü basınç o kadar yüksek ki kan zaten tek bir yönde ilerleyebiliyor. Oysa venler koca birer göl gibi olduğundan oralarda kanı başı boş bırakmaya gelmez. Kanın doğru yönde akması için kapaklar şart. İşte dördüncü fark da bu. Arter sisteminin bir yerinde bir yırtılma oldu diyelim. Bir kaza geçirdiniz ve büyük bir arteriniz kesildi. Ne olur? Yani mesela burası kesildi. Kan buradan dışarı bir fıskiye gibi fışkırır. Çünkü basınç o kadar yüksektir ki kan adeta püskürür. Oysa venlerden biri kesilirse bayağı farklı bir sonuçla karşılaşırsınız. Mesela ne diyelim? Burası kesildi diyelim sadece yerel bir kanama olur, o da sonra pıhtılaşır zaten. Çünkü buradaki basınç çok düşüktür. Kan yavaşça yayılır. O bölge belki morarır ama kan kesinlikle fışkırmaz. İş yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Arter sistemi küçük hacimli, yüksek basınçlı. Ven sistemi ise büyük hacimli ve düşük basınçlı bir sistemdir. Hoşçakalın.